Herkese selamlar. Ben fehmiuyar.net'in editörü. Bugün sizlerle JavaScript eğitim setimizin 12. dersiyle birlikteyiz. ECMAScript 6 yeniliklerinden generators'ları işleyeceğiz. Generators'ları işlemeden hemen önce bir function yazıyorum. Şuraya bir yıldız. Bakın fonksiyonuma bir yıldız işareti veriyorum. Daha sonra bir fonksiyon ismi yazıyorum. Gen diyorum. Generator'ın kısaltması. Hemen geliyorum console.log ile bir şeyler yazdıracağım. Bakın Hello JavaScript ECMAScript 6 Generators Code diye 1, 2, 3, 4 tane konsola yazacağım. Metni ekledim ve bunları yazdıracağım tek tek. Bir açalım bakalım nasıl görünüyorlar. F12'ye tıklıyorum. Konsolda. Çalışmıyor tabi doğal olarak. Hemen geliyorum ve diyorum ki diye bir değişken oluşturuyorum. Değişkenimi yukarıdaki fonksiyona atıyorum. Tamam, hiçbir sıkıntı yok. Herhangi bir hata almadık. Normal olarak çalışıyor. Ben sıralı bir işlem yapmak istediğim zaman, yani benim şu an buradaki işlemlerin sırasını kontrol etmek istediğim zaman generators'ları kullanıyorum. Bak, bunun için hangi komutu kullanıyoruz? Yield komutu. Yield yol vermek demek İngilizce'de. Hemen geliyorum buraya. Değişkenimin ismini yazıyorum. newgen.next diyorum. Sıradaki komutu çalıştır diyorum. Bakın hello'yu çalıştırdı. Sadece hello'yu çalıştırdı. Bakın dikkat edin. Diğerlerini çalıştırmadı. Çünkü ben komut verdim. Dedim ki buradaki aşamaya göre, sıraya göre takip et diyorum. O sıraya göre gidecekti. Bakın yield ilkinde olmasaydı, ikincisinde olsaydı ne olacaktı? İlki zaten console.log. Bu çalışacaktı. Bu çalıştıktan sonra yield da gelip duracaktı. Çünkü sadece yield'ı çalıştıracaktı. Gördünüz mü? Hello JavaScript yaz. Bu şekilde komutları yönlendirebiliriz. Bak. Diğerlerine de yield komutunu veriyorum. Sadece en sonuncusuna vermiyorum. Ne olacak? Sadece hello yazdıracak. Niçin? Çünkü ben yield verdim ve sadece şuradaki ilk komut çalışacak. Peki diğerleri niye çalışmadı? Çünkü benim burada gelip hangilerini çalıştıracağını adım adım söylemem lazım. Bakın. İki tane yaptığımda burada hem hello hem JavaScript'i ekrana yazdıracak. Üç tane yaptığımda ECMAScript 6'yı da yazdıracak. Bakın. Dördüncüsünü yaptırdığımızda ne olacak? Generators code. Şuradaki işlemi yapacak. Gördüğünüz gibi generators konusunda biz işlemleri hangi sırayla yapılmasını istiyorsak o sırayı belirtmemiz gerekiyor. Şimdi buradaki console.log'ları silip şurada yapalım. Ctrl Alt F3 tuşuna basıp bunları sildim. Evet, başarılı bir şekilde tekrardan aldık. Bakın burada size neyi göstermek istedim? Bir nesne döndürüyor. Bakın yield'la biz bir nesne döndürdük. Görüyor musunuz? Generators'ları süslü parantezlerde. Hangi değerler var? Bir value, değer adında bir özellik var. Bir de done, yapılıp yapılmadığını. Yani işlem bitti mi, bitmedi mi onu gösteriyor. False. Hem değerini hem de işlemin bitip bitmediğini buradan gördüğünüz üzere rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Şurada undefined diyor. Burada undefined demesinin sebebi burada return ile sonlandırmamış olmamız. Şunu bitirmemiz lazım fonksiyondan çıkması adına. Bakın şurada dikkat etmenizi istediğim şey şu. Done'lar şurada false, şurada true. Ne demek? Bakın işlemin burada artık bittiğini, işlem sıramın artık bittiğini gösteren bir ifade. True, doğru, false, yanlış demek. Bakın işlem bitti mi? Hayır. Bitti mi? Hayır. Bitti mi? Hayır. Bitti, evet. Bakın şu son newgen.next yaptık. Bunun bittiğini gösteren değer ise true. Value ise değerlerini tek tek bize gösterdiği kısım. Siz burada istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Bakın bunları bir değişkene de atayabilirdiniz. Bakın let x değişkeni diyelim. Yield'lere atama yapıyorum. X, y ve z diyorum. Şunu yoruma alıyorum. Return x çarpı y çarpı z diyorum.
Şu ilki boş kalıyor. Buraya 20 diyelim. Çarpsın neyle? 5 ile çarpı 7 diyelim. 700 sayısını bakalım bize döndürecek mi? Gördüğünüz gibi son value değerine 700 dedi. Gördünüz mü? Tipini de gösteriyor. Bu bir nesne diyor, object. Niçin ilkine yazmadım? Bak, XYZ'ini için buradan aldım. Çünkü ilk next şu işlemi yapıp ondan sonra bir sonraki işleme geç diyorum. X'e geliyor artık. Artık X'e ne veriyorum? 20 verip geçiyorum. Şurada 5 verip Y'a geçiyorum. Şurada 7 verip Z'e geçiyorum bir sonraki aşamaya. Ve bir sonraki aşamada return deyip en son olarak şuraya yazdırıyorum değerimi. Bunu da bilmenizde fayda var diyorum. Evet. Şimdi bu değer ve done dediğimiz bu özellikleri, bu nesne özelliklerini nasıl çekebiliriz? Hemen onu gösterelim. Bir for da kullanabiliriz tabii ama ilk önce bir örnek babından bir şeyler verelim. Şurada bir let item diyorum. Hemen item diye bir değişken oluşturacağım. Şunu çıkarıp şuraya yazdırayım. newgen.next'i içerisine atıyorum. Sonra diyorum ki değerini yazdır. Değerini nereye yazdıralım? Normal ekrana yazdıralım. Hemen bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi değer hello done'ı yanlış çekti. Niye? Çünkü buraya value dedik. Evet. Başarılı bir şekilde çektik. Şurayı da break yapabiliriz aslında. Evet. Değer hello done olayı false. Yani bitmiş mi bitmemiş mi? Bak şuradan çektim. Hemen geliyorum. Şunları bir kaldıralım. Şurada toplayarak gitmemiz gerekiyor. Artı eşittir diyorum. Artı eşittir diyorum. Pardon. Niçin yanlış oldu? Çünkü şurada item'a eşitlemeyi unuttuk. Çünkü item'ları çekiyoruz burada. Evet bak, hello false, JavaScript false, ECMAScript 6 false, generator score true. Gördünüz mü? Yani diyor ki senin kodun şurada bitti. Şunlarda ise sırasıyla yapmamı istedin. Değerler şunlar. İşlemin bitip bitmediğini de belirten kodumuz bu şekilde. Hemen yanına yazılabilir. Tabii bunu for'la da yapabilirdik. Hemen for'la yapayım istiyorsanız. Bir for'la yapmamız daha mantıklı olabilir. Şunları siliyorum. For diyorum, let item. Bakın item'ı burada çekileceğim. Geçen ders size for of göstermiştim. For of kullanımını artık biliyorsunuz. Hemen burada gelip fonksiyonumu içerisine çekiyorum. Şuradaki fonksiyonu. Şunu siliyorum tabii ki. Artık tüm fonksiyonu içerisine çektik. Şurada item'la. Fonksiyonu item değişkenine atadım. Burada da item'ı göstereceğim. Şöyle item'ları çekelim. Artı eşittir diyeceğim. Şuna break atsaydık daha iyi gözükür. Evet, gördüğünüz gibi 3 tane çekti. Bu sonuncusunu çekmedi. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü burada yield olayı yok. Burada ben dedim ki şu sıralamayı al, yield'la belirlediğim sıralamaları item içerisinde kullan dedim. O da o şekilde yaptı. Bakın, buraya da yield deseydim şuradaki komutu da alacaktı ve onu da yazdı. Gördünüz mü? Yani ben burada hangi kodların çalıştırmak istiyorsam bunu belirleyebiliyorum. Bu ECMAScript 6'nın generators dediğimiz bir özelliği. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.